Herkese selamlar, Rauf ben. Evet dostlar, güzel bir haberle karşınızdayım. Geçenlerde xCloud için iki tane yöntem bağlanmak için, daha doğrusu iki tane yöntem paylaşmıştım. Bunları görmüşsünüzdür. Bir tanesi bir programdı, bir test app ile PC'ye bağlanabiliyorduk. Çok kararlı, çok güzel bir sistemdi ama ID'ler patlayınca, daha doğrusu güncelleme gelince sisteme, o test ID'leri de patlamıştı. Daha doğrusu erişimi sınırlandırılmıştı, kısıtlanmıştı ya da kapatılmıştı. Bunu acaba test aşaması bitti, PC'ye mi geliyor diye değerlendirenler olmuştu. Tabii ki belli değildi o zamanlar. Ben de yeni bir yöntem arayışına girip BlueStacks üzerinden, yani bir emülatör yardımıyla sanki bilgisayarımızı bir Android cihazmış gibi göstererek bağlanmayı çözmüştüm. Onun da videosunu paylaşmıştım ama videoda da söylemiştim hatta bunlardan, bu muhabbetten biraz bahsetmiştim dostlar ve şu an karşımızda Windows PC'ler için, Windows 10 PC ve Apple cihazlarında yarından itibaren sınırlı beta olarak xCloud başlıyor arkadaşlar. Tabii bizimle alakalı bir şey değil bu. Ben bu metni normalde İngilizce bir metin, Türkçe'ye çevirdim. Bazı saçmalamalar falan varsa ondan kaynaklanıyordur. Sınırlı beta demesinin sebebi, bunu şey gibi düşünebiliriz. Game Pass diyorum. Game Plus biliyorsunuz. GeForce'un Türkiye'deki temsilcisi. Game Plus mesela bir sıraya göre premium üyeliğini dağıttı arkadaşlar. Yani erken kaydolanlar biraz daha erken sisteme erişim kazandılar. Gerçi sıçışların en büyüğünü yaptı, o premiumlarda bile çok büyük sıkıntılar yaşamış. Para verip sıra bekleyen arkadaşlar falan olmuş. Onlar için üzüldüm açıkçası. Ben almadım, fahiş fiyatlardan dolayı. Ve Turkcell'in yaptığı işe de zaten hani o fiyatlardan sonra güvenmediğim için, ki güvenmemekte de haklıymışım. Başlarım parayla ücretli olarak sisteme abone olan dostlarımızın yaşadıkları ortada. Evet, biz konumuza gelelim. xCloud yarından itibaren şu an erişilebilen 22 ülke içinde sınırlı bir betaya başlıyormuş. Çok pardon. Çok çok özür diliyorum dostlar. Ne diyordum? Evet, xCloud bir betaya başlıyor ve bu beta çerçevesinde Ultimate Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate üyelerine davetler gönderecek. Bu bizim için güzel bir şey aslında. Yani şu an biz PC üzerinden bu hizmete yararlanamayacağız tabii ki. Çünkü beta aşamasında sadece davet edilenler bu sisteme ulaşabilecekleri için, yani herhangi bir şekilde ulaşmayı şansımız imkansız. Yok yani öyle bir şey. Onun için full olarak, yani beta bittikten sonra tamamen bütün o 22 ülkeye ulaştığı zaman, yine büyük ihtimalle VPN aracılığıyla, bize gelmese bile VPN aracılığıyla, yine üvey evlat gibi maalesef, yine üvey evlat modunda, daha doğrusu arkadaşıma öyle yazdım. Yine yararlanacağız ama VPN kullanarak üvey evlat modunda bağlanacağız sisteme diye düşünüyorum. Burada söylediği gibi davetlilerin Edge, yani Windows'un kendi eski Explorer diye düşünebiliriz. Edge browser'ıyla, Google Chrome browser'ıyla ve Safari, yani Apple cihazlarındaki Safari browser'ıyla yine Game Pass'e ulaşma imkanları olacak xCloud için arkadaşlar. Tabii ne diyormuş burada? Tarayıcı aracılığıyla bulut oyunları sunmak, basitleştirilmiş evrensel bir açılış sayfasına sahip olmak, bulut oyunları zaman içinde daha fazla yerde daha fazla oyuncuya ulaşabilir hale getirmek için harika bir fırsat sunar. Burada demin söylediğim gibi desteklenen 22 ülkenin tamamındaki oyunculara sürekli olarak davet göndereceğiz demişler. Tabii bu 22 ülkenin içinde biz yokuz. Bunu açayım. Büyük ihtimalle burada yazıyordur zaten. Neyse, o yüklensin bir taraftan. Davet alanlar uyumlu bir Bluetooth veya USB bağlantılı denetleyiciye ihtiyaç duyar ve denetleyici dediği Gamepad arkadaşlar. Test etmeye başlamak için falan dokunmatik. Bazı oyunlar dokunmatik de olabiliyor. Gamepad'e ihtiyaç duymuyorsunuz.
Evet, burada 22 ülke arasında gördüğünüz gibi biz şurada 22 exclaimed bir saniye. Bu değil. Xbox apps app mi? Game Pass. Ha, Cloud. Şurada Türkiye olarak gördüğünüz gibi yokuz. Diğer bütün hizmetler var ama xCloud'da yokuz arkadaşlar. Yani konsol da var, PC'de var, Ultimate üyelik var. Maalesef şu an yok. Bizde olduğu zaman bizde bu hizmetten Ultimate aracılığıyla doğrudan ve hiçbir VPN gerektirmeden bağlanabileceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani bu beta'dan çıktıktan sonra full sürüme geçtikten sonra yine bir yöntem bularak, yani bir yöntem bulmaya da gerek yok. Yani normal bir mesela VPN'i kendi içinde olan belki de şeyle Opera browser'la bile bağlanabileceğiz diye tahmin ediyorum. Çok çok daha kolay olacak. Ne araya bir test app koyacağız, ne araya bir BlueStacks gibi bir emülatör koyacağız. Çünkü araya bir şeyler koymak sonuçta performansı etkileyen bir şey. Direkt mesela ben size buradaki işte nasıl haberi açtım. Bunun gibi siz de Windows şey pardon Microsoft'un bir sayfası olacak. Ki burada yazıyor olması lazımdı. Play. Evet, Xbox.com Play sayfasını başlatıyoruz demiş. Biz gitsek ne olacak bakalım. Ben kontrol etmedim bunu. Yani ne yazık ki istediğin sayfa bulunamıyor çünkü bizde ulaşımımız olmadığı için. Evet, dediğim gibi bir Xbox.com Play'e tıklayacağız. VPN'le işte İngiltere, artık Almanya ya da işte İtalya, Hollanda, onlardan birine bağlanıp yine bu hizmeti kullanmaya başlayacağız. Yani daha doğrusu deneme, çok pardon, deneme imkanımız olacak arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Evet, bizde olmaması yine üvey evlat konumunda olduğumuz için kötü bir şey, evet, ama yine de bir şekilde ulaşmayı beceriyoruz. Ve Microsoft'ta yani sevindiğim bir durum, sevindiğim bir olay. Böyle şeyleri kısıtlamıyor. Sony gibi değil mesela. Hani Sony'nin PS Now hizmetini sadece sunulan oradaki sunulan ülkeler dışında ücretsiz mesela halini kısıtladığını biliyoruz. Mesela Türkiye kartlarıyla falan ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Yani Microsoft'un böyle şeyleri yok. Bunun için seviyorum Microsoft'un yaptığı şeyleri. Ve tabii ki hani bizde olmaması bir handikap olsa da yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Zaten Türkiye temsilcisinin de konuşmasını dinlemişsinizdir, röportajını dinlemişsinizdir. Orada yaz sonuna doğru hem All Access hizmetinin hem de xCloud hizmetinin Türkiye'ye de geleceğini söylemişti. Ve onun yıl sonuna kadar, yıl sonuna doğru sarkacağını düşünüyorum. Yani yaz sonuna değil de yıl sonuna doğru ya da gelecek senenin başına sarkacağını düşünüyorum. xCloud'u zaten biliyoruz. All Access da çok güzel bir sistem. All Access'ta da aylık bir ücret ödüyorsunuz. Bu aylık ücret karşılığında size Xbox'ı kiralıyorlar. Xbox kendisi kiralıyor bunu. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla tabii ki. Ve yanında Game Pass de veriyor. Game Pass Ultimate'i de veriyor. Yani hem bir konsolunuz hem de Game Pass üyeliğiniz olmuş oluyor. Aylık bir ücretle ne kadar olacağı Türkiye'de belli değil. Yurt dışında 25 dolar yanılmıyorsam. Yani 25 dolara S oluyor. 35 dolara da X oluyor galiba. Series X oluyor galiba. Ve 24 ay sonunda da tamamen sizin olmuş oluyor. Ki kiralık muhabbetinden çıkıp tamamen konsolun sahibi oluyorsunuz dostlar. Evet, bunu haber vermek istedim. Umarım anlatabilmişimdir olayı. Tam olarak aslında fazla da bilgi sahibi olmadığım için gördüğünüz gibi daha 12 Nisan, şey 19 Nisan daha yeni. Dün ben daha doğrusu şu an gece geç saatler olduğu için daha birkaç saat önce haberi çıkmış bir şey. Bunu da arkadaşım Kaan'dan öğrendim. Ona da selamlarımı gönderiyorum buradan. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun beni bilgilendirdiği için. Evet dostlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyiniz dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz xCloud için? Gelir mi, gelmez mi? Geldiğinde nasıl olacak?
Düşünceleriniz nelerdir? Kullanacak mısınız? Kullanmayacak mısınız? Ya da yine bir kısa yol bulur muyuz? Abi sen bulursun kesin falan diyor musunuz? Bunları yorumlarda paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.